Sayın İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'ndan özellikle bunun ricasında bulunuyoruz. Türkiye'de değişim ve dönüşüm için yola çıkmıştınız. Biz de diyoruz ki değişimi ve dönüşümü bugün burada Saraçhane'de başlatalım. Bugün burada olan arkadaşlarım eylemin dördüncü günündeler. İBB'deki ağaç aşırı çalışma şartlarımızın hakikaten ağır olmuş olması. Yazın bu güneşin alnında, kışında, soğukta, karda, kışta çalışıyorlar. En ağır işi yapıyoruz aslında. İBB'deki en ağır işi yapıyoruz. Ama en ağır işi yapmış olmamıza rağmen bir sefalet ücretine mahkum edilmişiz. 11.400 lira asgari ücret. Yani günlük 380 lira. İstanbul gibi, metropol gibi bir kente ev kiralarının 15 bin lira, 20 bin lira o civarlara çıkmış olduğu bir yerde 11.400 liraya çalışmak sefalet ücretidir. Taleplerimiz şu, İBB'de birbirine benzer 3 tane farklı iştirakımız var. İstaç, Boğaziçi, Ağaç Aşe. Boğaziçi Aşe kapalı alan temizliği yapıyor. İstaç kıyı temizliği, sahil temizliği. Bizler de park, bahçe aynı zamanda da bakımını yapmış oluyoruz. Aslında işin ağırlığı buradan kaynaklanan bir şey. Ama bizler tabii mütevazi olarak yine de İBB'deki bu dengelerin, biz biliyoruz ki evet bu enflasyonun sebebi belediyelerin olmadığını bizler de biliyoruz ama bizler de gerçekten geçinemiyoruz. Bizim de haklı olarak talebimiz şu, benzer işi yapmış olduğumuz, aynı işleri yapmış olduğumuz, yani bir onlardan daha da aslında ağırını yapmış olduğumuz halde Boğaziçi ile geçen hafta konfederasyonumuza bağlı olan genel işin yapmış olduğu bir toplu sözleşme var. Bizlerimizin talebi de Boğaziçi AŞ'ye yapılmış olan o toplu sözleşmeden bizlerin de o haklardan faydalanmış olması. İşçimiz haklıyız, kazanacağız. İşçimiz haklıyız, kazanacağız. Direnişimiz dördüncü gününde 3 gecedir arkadaşlarımız burada kalıyorlar. Yani burada yatıyorlar, burada kalkıyorlar. Yani keyifli geceleri sohbetler de olmuş oluyor buraya. Arkadaşlarımız gayet moralleri yüksek. Sonuna kadar burada olduğumuzu söylüyorlar arkadaşlarımız. Şirketimiz tarafından bir uyarı mesajı atılmış. Bunun haksız ve hukuki olmadığını söylemişler ama bizler de söylüyoruz. Diyoruz ki bizim yaptığımız eylem yasaldır, hukukidir, anayasal haktır. Bizler bir sendika üyesiysek, sendika buraya çağırmışsa, sendikanın çağrısıyla buraya gelmiş olan her işçinin mazeretli olarak izinli sayılır. Mazeretlidir aslında o. Yani yasa şunu söylüyor, diyor ki evet mazeretsiz olarak işe gelmeyen işçi işten atılır diyor. Haklı fesih sebebidir ama bizler diyoruz ki işçiler olarak ve sendikamız olarak söylüyoruz. Diyoruz ki hayır, yasada diyor ki mazeretsiz olarak ama bizim bir mazeretimiz var, haklı bir sebebimiz var. Sendikamız çağrı yaptı, biz sendikamızla birlikte buraya geldik. İnadına sendika, inadına biz, inadına sendika, inadına biz. Direniş süreci içerisinde hemen hemen birçok şantiyemizde işler durmuş durumda. Şu an yapılan bazı taşeron işçi arkadaşlar bizim yerimize sahaya gönderilmiş. Tabii bu şey değil, hukuki olan bir şey değil. Taşeronun çalıştırılmış olması yasal değil. Bizler de buradan taşerona hayır diyen bir muhalefetten bahsediyoruz. Biz de diyoruz ki bugün de şu an belediyede taşeron işçi çalışıyorlar. Bu taşeron işçiye hayır diyoruz tekrardan. Bir tweet ile buraya yığılan milyonlarca insan haksızlığa, hukuksuzluğa karşı, Ekrem Başkan'a yapılmış olan bir haksızlığa, hukuksuzluğa karşı buraya milyonlar, binlerce insan geldi. Bu buradaki şu an var olan kitle o tweetle buraya gelmişti. Bir haksızlığa, bir hukuksuzluğa karşı olmak için buraya gelmişti. Şimdi de yine burada bize karşı bir haksızlık, bir hukuksuzluk var. Sayın İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'ndan özellikle bunun ricasında bulunuyoruz. Türkiye'de değişim ve dönüşüm için yola çıkmıştınız. Biz de diyoruz ki değişimi ve dönüşümü bugün burada Saraçhane'de başlatalım.